Herkese merhabalar. Burası Kent Enstitüleri. Bugün İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doğan Çetin Kaya ile birlikteyiz. Kendisinin Tarih ve Toplum dergisinin son sayısında yayımlanan makalesi üzerine söyleşeceğiz. Kent Enstitüleri son yıllarda şiddeti giderek artan üniversite fikrinin erozyonu olarak nitelendirebileceğimiz bir olguya karşı düşünsel, entelektüel alanlarda özgürce kendisini ifade etmek isteyen gençlerin, arkadaşların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir faaliyet. Bu gayeyi de sürdürme çabası var aynı zamanda. Şimdilik 5 şehirle kayım ama şehir sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'deyiz. Her türlü entelektüel, düşünsel çabaya şimdilik açığız. Gerek öğrenci toplulukları, gerekse okuma grupları mekanlarımızı rahatlıkla kullanabilirler, çalışma alanlarımızı kullanabilirler. Bireysel olarak da gelip katılabilirsiniz. İstediğiniz bir alanda kent enstitüleri faaliyeti içerisinde inisiyatif alabilirsiniz. Bu çağrıyı burada sonlandırayım. Hocam selamlar. Merhaba, hoş buldum. Hoş geldiniz. Hocam dilerseniz başlayalım direkt. Makaleniz Osmanlı İtibarı Milli Bankası ve İş Bankası'nın birleşmesi üzerine işin temelinden başlayalım isterseniz hocam. Bu makaleyi hangi tartışmalara katkı sunmak amacıyla, hangi komplovari düşüncelere karşı bir test sunmak amacıyla yazdınız? Buradan başlayabiliriz. Tamam. Devamında alt başlıklardan ilerleriz. Tamamdır. Makale ilk önce şeyde Tarih ve Toplum dergisinin 21. sayısında şurada patladı galiba. Ha, evet, bahar sayısı. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar. Türkiye kurulurken sermaye diye bir sayı yaptık, dosya yaptık. Şimdi bu sayıyı aslında dergi olarak Cumhuriyet'in 100. yılı işte 1923-2023 100. yıl üzerine bir dosya yapıp yapmama tartışması çerçevesinde yapmaya karar verdik. Çünkü şöyle bir tartışma vardı. İşte 100. yılında her dergi, her kurum, üniversitede, üniversite dışında Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin bir dosya yapacaktı. Ve bunların çoğu da eskiden üretilmiş bilgiyi yeniden ısıtıp 100. yılın seneyi devriyesini biraz fırsat bilerek yeniden sürmek zorunda kalacaklardı. Bu tür seneyi devriye yıl dönümlerinde genelde yeni bir şey çok fazla üretilmez. Daha az olur. Biz dergi olarak yeni bir şey ancak söyleyebilirsek böyle bir 100. yıla ilişkin bir sayı çıkaralım diye düşündük. O zaman da son vakitlerde üzerine çalıştığımız, benim de dahil olduğum ama benim çalışmalarımın çok daha ötesinde Cumhuriyet çalışmalarına, Türkiye tarih yazımına önemli katkılarda bulunan, yeni açılımlar getiren, özellikle yeni tartışmalara vesile olan kişiler, temalar, çalışmalar üzerinde durduk. Bunların başında da Türkiye'nin kuruluşunda sermaye birikimi ve Türkiye'nin kuruluşunda burjuvazi. Tabii bu Türkiye'nin kuruluşu sadece 1923 ve Cumhuriyet tartışmaları çerçevesinde değil, en genel anlamda modern Türkiye'nin oluşumu, modern Türkiye'nin kuruluşu, inşa edilişi olarak ele aldığımız için sadece Cumhuriyet Türkiye'si tek parti dönemi 1923 sonrası değil, aslında daha geniş bir 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, hatta bunun da öncesine gidecek şekilde ortaya çıkmakta olan bir çartışmaya katkıda bulunacak bir dosya yapmaya karar verdik. Burada da aslında başlığa Türkiye kurulurken sermayeyi koyduk ama sermaye tek başına aslında tabii bir nesne. Onun sahibi olan, onu üreten, onu yeniden üreten ve onun taşıyıcısı olan bir toplumsal sınıfa odaklanmak istedik. Onun için
Zaten benim de makalemin alt başlığı Müslüman Türk Burjuvası üzerine tarih yazımını düşünmek. Yani İş Bankası ve İtibar-ı Milli üzerine de biraz konuşuruz. Şu anda biz konuşurken ikisinin hisse senetlerini arka planda görebilir dinleyicilerimiz. Sağ tarafta benim kafamın olduğu Türkiye İş Bankası'ndan hisse senedi ki zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün de orada resmini görüyorlar. Sol tarafta da Osmanlı İtibarı Milli Bankası'nın hisse senedini görüyorlar. İkisi de Osmanlıca tabii. Çünkü İş Bankası kurulduğunda da daha harf devrimi gerçekleşmemişti. 28 öncesi. Bundan dolayı biraz biz Müslüman Burjuvazi üzerine odaklanmak ve onun Türkiye'nin inşasında hem Cumhuriyet'in inşasında hem milli mücadele sırasında sadece ekonomi sahasında değil ekonomiyi de aşacak şekilde siyasette de ne şekil dahil olduğu veya siyasete dahil olduğunda onun toplumsal ayaklarını iktisadi sahada bastığı mevzuları da bir şekilde resme dahil edebileceğimiz bir tartışma yürütmeye çalıştık. Aslında bu bizim jenerasyonun, bizim kuşağın yürüttüğü daha geniş bir tartışmanın veya tarih yazımına müdahalenin bir parçası. İlk tartışmanıza geçenlerde herhalde Demet Dinler'le yapmışsınız. Güçlü devlet geleneği söyleminin eleştirisi üzerinden muhtemelen Demet'in makalesinde bildiğim için bir tartışma yürütmüşsünüzdür. Aslında bu da bunun bir parçası. Çünkü bizden önceki kuşaklar genelde Türkiye tarih yazımını sadece siyaseten okudular. Toplumsal olarak çalışmalar yapmadılar mı? Yaptılar. Kültürel alanda çalışmalar yapmadılar mı? Kültürel çalışmalar sahasında yaptılar. İdeolojiler, düşünce üzerine çalışmalar yapmadılar mı? Yaptılar. İktisat tarihi üzerine çok önemli, değerli katkılarda bulunmadılar mı? Bulundular. Ama son kertede günün sonunda Türkiye tarihinde özne, Türkiye tarihinde belirleyicilik mevzubahisi olduğunda genelde çubuğu çok fazla siyasete büktüler. Siyasete büktükleri noktada da aslında anlattıkları hikaye birkaç kişinin, birkaç devlet adamının, birkaç muktedir erkeğin hikayesinin ötesine aslında çok fazla da geçememiş oldu. Ya bir yandan işte Mustafa Kemal Atatürk gibi veya hanedan üyeleri gibi ya da işte İttihat Terakki'nin önde gelen siyasal figürleri gibi bir takım erkek şahsiyetlerin yapıp ettiklerine odaklandılar. Ya da çok fazla bu siyasi gündemden uzaklaşarak iktisadi yapısal analizler üzerine gittiler. Yani insanın da hikayenin içerisinde yer almadığı, öznelerin kaybolduğu bir takım büyük yapısal dönüşümler üzerinde durdular. Bizim en genel anlamda yazıp çizdiklerimize bakarsanız hikaye ne olursa olsun biraz buna bir karşı çıkış. Yani Türkiye tarih yazımında dünyanın farklı yerlerindeki diğer ülkelerde olduğu gibi sadece muktedirler yoktu bizim tarihimizin oluşmasında, içinde yaşadığımız toplumun gelişmesinde, ortaya çıkışında, inşa edilişinde sadece onlar yoktu. Kimler vardı? Bir, evet yapısal faktörler çok önemliydi. İktisadi, sosyal, yapısal dönüşümler çok önemliydi. Bunlar üzerinde odaklanmak gerekiyordu. Bir yandan siyaset çok önemli. Çünkü muktedirlerden bahsediyoruz. Yani iktidar sahibi insanların yapıp ettikleri. Ondan dolayı onların yapıp ettikleri de çok önemliydi. Ama aynı zamanda toplumun diğer kesimlerinin yapıp ettikleri, onların yaşadıkları da içinde yaşadığımızın toplumun, içinde yaşadığımız siyasal kurumların, toplumsal kültürel kurumların ortaya çıkışında önemli roller oynamışlardı. Kimlerdi bunlar? İşçilerdi, sanayicilerdi, burjuvaziydi, çiftçilerdi, köylülerdi. Yani sıradan insanlardı. Aslında hayatı üretenlerdi. Çünkü siyasal iktidar sahibi insanlara odaklandığınız zaman, seçkinlere, elitlere odaklandığınız zaman onlar daha çok idarecidirler. Yani toplam hem mülk sahibidirler, iktidar sahibidirler, olayları yönlendirme, şekillendirme iktidarına sahiptirler. Fakat aslında hayatı üreten onlar değildir. Yani herhangi bir çağda, herhangi bir toplumda ileri gelen şahsiyetlerin ortadan kaldırıldığını düşünün. Bu 19. yüzyılda çok önemli bir sözlerden bir tanesidir. Bunları yok edersiniz, yani ütopistlerden bahsediyorum aslında toplumun muhalif
sektöründe. Aslında çok büyük bir şey değişmez toplumda. Yani çünkü toplumda hayatı üretenler aslında sıradan insanlardır. Bunlara odaklanmak çok önemliydi. Bundan dolayı bizim jenerasyon, nereye geleceğiz? Aslında biraz bu toplumun farklı kesimlerine, öznelerine odaklanmaya çalışıyor. Onun için benim çalışmalarıma bakarsanız, işte burada biraz şeyin üzerinde duruyoruz. İki bankanın birleşmesi, Müslüman Türk Burjuvazi üzerine duruyoruz. Ama aynı zamanda işte işçi sınıfı çalışmaları da bizim jenerasyonla birlikte, ki benim de katkı yapmaya çalıştığım bir literatür, onun da çok ciddi bir şekilde gelişmeye başladığını görüyoruz. Çünkü bizden öncekiler, dediğim gibi, tabii biraz abartarak da söylüyorum, ama ana akımı budur. Siyasi seçkinlere, siyasi elitlere, devlet yöneticilerine odaklanmışlardı ve toplumdaki dinamiğin eksik olduğu, yani bu toplumda sermaye birikiminin yetersiz olduğu, bu toplumda farklı sosyal kesimlerin oluşmadığı, bunun için bir yanda bir devlet, diğer yanda kendi içerisinde herhangi bir ayrıma sahip olmayan bir sürü. Onun için sürüyü çok net kullanırlar. Osmanlı devlet seçkinleri ve yöneticilerini de çok net kullandıkları. Yani reaya, sürü, işte bundan dolayı işte kendi arasında bir ayrımı olmayan bir halk kitlesi gibi bir bakış açısına sahiptiler. Aslında tabii ki de bu doğru değildi. Bundan dolayı değişim, dönüşüm, herhangi bir dinamik ya dışarıdan gelmek zorundaydı. Yani ülkenin dışından. Başka muktedirler, işte düveyli muazzama olabilir, emperyalizm olabilir, adını neye koyarsanız. Ülkenin dışından bir takım iktisadi aktörlerin, yani emperyalizmin yabancı şirketleri olarak gelip dönüşüm getirebilirlerdi. Ya da büyük devletler, Rusya ile olan savaşlar vesaire, sömürgecilik faaliyetleri vesaire, öyle o tür dışarıdan gelen etkilerle bir değişim, dönüşüm gelebilirdi. Yenilik, yeniliğe dair fikri akımlar, kurumlar dışarıdan gelip taklit edilmek zorundaydı. Çünkü içeride bir dinamik olmayacağı için. Ya da bu toplumda bu dışarıdaki dönüşümleri görüp iktidar sahibi olanların, bunlar işte 3. Selim gibi yenilikçi padişahlar da olabilirler, 2. Mahmut daha sonra vesaire, Tanzimat eliti olabilir, devlet bürokrasisi olabilir, devleti yönetenler, sonra da işte Cumhuriyet elitleri vesaire olabilir. Hayatı böyle anlattıkları için Türkiye'de sermaye birikimi yoktur, Türkiye'de toplumsal özneler yoktur, toplumsal dinamikler yoktur. Bundan dolayı neyi anlatmak zorundasınız? Seçkinleri ve onların yapıp ettiklerini veya onların düşüncelerini. Bunun için düşünce tarihi çok gelişmiştir Türkiye'de, ya da siyasi tarih çok fazla, diplomasi tarihi çok fazla gelişmiş durumdaydı. İşte bu 30 yıldır artık Türkiye'de çok ciddi bir şekilde tarih çalışmalarının, arşiv çalışmalarının gelişmesi, teorik tartışmaların gelişmesiyle birlikte artık kırıldı. Bugün aslında konuşacağımız ilk 10 dakikada aslında meselenin özü benim açıdan yok. Yani benim bugün anlatacağım konu benim için sadece bir konu, aksesuar. Benim derdim bu demin şimdi ilk 10 dakikada anlattığım mevzu. Çünkü bizden önceki kuşaklar aynı zamanda, kusura bakmasınlar, evet, arşiv çalışmaları yapıyorlardı ama bizim olanaklarımızı kullanamıyorlardı. Yani bugün bir gazete taramak bizim için bir günlük bir şeyken, onlar bütün akademik hayatlarını buna hasretmek zorundalardı. Gidip gazetelere ulaşmak zorundalardı. Bulduklarında zaman ayırıp onları taramak zorundalardı. Ben zaten hem o kuşağa hem yeni kuşağa mensubum bir şekliyle. Ben de hayatımın çok ciddi günlerini bunlara ayırdım ama bugün artık buna ihtiyaç yok. Kelime taramasıyla bir günde yapabiliyoruz onların hayatları boyunca yaptıklarını. Yine onların zamanında arşiv, devlet arşivleri veya farklı arşiv kaynaklarına erişmek çok zordu. Devlet arşivlerindeki tasnif edilmiş belgeler çok sınırlıydı. Onun için çok ciddi anlamda arşiv çalışması yaptıklarını da geçmiş kuşaklarının ellerindeki imkanlar dolayısıyla çerçevesinde çok söylemek mümkün değildi. Bugün biz bir arşiv devriminin içerisinde yaşıyoruz. Bizim sorunumuz bu bilgi yığını içerisinde bunlarla başa çıkmak. Onlar bilgiye ulaşamıyordu. Biz çok fazla bilgiyle haşır neşiriz. Bunun içerisinde bir ayıklama yapmak bizim için bugün temel problem. Şimdi biz bu aynı zamanda da onların çok ciddi bir teorik tartışma içerisinde olmadıklarını da görüyorduk. Çok tartışacak bir meseleleri olmadığı için aslında bugün çok ciddi teorik tartışmaların yürütülebildiğini Türkiye üzerine olan tarih yazımında görebiliyoruz. Yani teorik açılımlar, sosyolojideki, siyaset bilimindeki kavram tartışmalarının, okul ekol tartışmalarının çok daha boyutlu, çok daha derinlikli
yapıldığını görüyoruz. Tabii bu neye yol açıyor? Bu çok daha yeni olmasa bile sorular, cevabı bulunabilecek bir takım tartışmaların yürütülmesine vesile oluyor. Bundan dolayı da daha önce varlığı inkar edilen, oysaki 20. yüzyılın tartışma konuları, biz bugün neoliberal çağda, yani sınıfların ortadan kalktığının, öneminin olmadığının iddia edildiği neoliberal çağda, biz 20. yüzyılın sanki 1960'larda 70'lerdeymişcesine sosyal sınıflar üzerine, toplumsal sınıflar üzerine bir takım çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bunların tartışmasını yürütüyoruz akademide ve akademi dışında. Bizim bugün tartışacağımız konu da bunun bir parçası. Şimdi artık biraz daha derinlemesine bu konuya girebiliriz. Yani kendi burada konuşacağımız konumuza girebiliriz. Yoksa bunun çok daha çeşitli boyutları var. Demin söylediğim gibi işçi sınıfı tarihi üzerine yapılan çalışmalar bugün sermaye ve burjuvazi üzerine yapılan çalışmanın çok daha ötesine geçmiş durumda. Yani hem Osmanlı'nın çok farklı dönemleri üzerine hem de Cumhuriyet'in farklı dönemleri üzerine, yani 18. yüzyıldan 21. yüzyıla günümüze gelecek şekilde işçi sınıfının tarihi bugün artık 30 yıl öncesine nazaran çok daha ileri boyutlarda eserler verecek şekilde çalışılmış durumda. Ama oysaki işçi sınıfından bahsediyorsanız, işçi sınıfından, modern bir işçi sınıfından bahsediyorsanız, bir burjuvaziden bahsetmek zorundasınız. Çünkü bunlar ikisi bir bütün. Yani burjuvazinin olmadığı bir yerde işçiden bahsedemezsiniz. İşçinin olmadığı bir yerde de burjuvaziden bahsedemezsiniz. Çünkü ikisini tanımlamak için birbirine muhtaç olan iki toplumsal sınıftan, iki gerçeklikten bahsediyoruz. Bundan dolayı bir yerde işçi varsa, burjuvazi varsa işçi sınıfı olmak zorundadır. Tabii bu nasıl bir sınıf tanımına sahip olduğunuzla da ilişkilidir teorik olarak. Neyse, bunları makalelerde vesaire daha çok boyutlu tartıştığımız ve burada çok fazla zamanımız olmadığı için ve genelde de bu temel derdimi anlatması, konuşacağımız meselenin devamlı önüne geçtiği için ben burada durayım. Şimdi meselemize gireyim. Şimdi meselemiz neydi? Türkiye'de sermaye birikim. Şimdi Cumhuriyet, milli iktisattan beri, ikinci meşrutiyetten beri Cumhuriyet eliti neyi iddia ediyordu? Biz Cumhuriyeti kurduk, devleti kurduk, şimdi ulusu yaratacağız ve bir kendi milli burjuvazimizi yaratacağız iddiası. Yani bu Türkiye'ye has bir konu da değildir. Yani Fransa tarihi de okursanız, Fransa'da da benzer şeyi görürseniz, Fransa Milli Eğitim Bakanı da 19. yüzyılda işte bir milli eğitim sistemimiz var, şimdi de Fransızları yaratacağız sözünü orada da bulabilirsiniz. Almanya'da bulabilirsiniz. Yani ulus devletler, modern devlet aslında ilk önce ortaya çıkarken, çünkü ulus devlet daha çok 20. yüzyıla ait bir mefhum. 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başına kadar imparatorluklar hala sisteminde, siyasal rejim ve devlet sistemleri olarak imparatorluklardan bahsediyoruz. Ama modern devlet ortaya çıktıkça tabii kendi vatandaşını, kendi ulusunu da bir şekilde şekillendiriyor. Tabii bunu şekillendirirken aynı zamanda kendisinin de üzerinde yükseldiği bir toplumsal taban var. Bir toplumsal dönüşüm var. Orada da toplumsal aktörlerin çok önemli roller oynadığını görüyoruz. Çünkü modern devletin ortaya çıkması için modern devletin inşasını mümkün kılacak kaynaklarınız olması lazım. Çünkü modern devletin inşası çok pahalı bir şey. Yani merkezi bir otorite kuracaksınız, ülkenize hakim olacaksınız, bunun için bir ordu kuracaksınız, askerleriniz olacak, bunlara maaş vereceksiniz, bir bürokrasi oluşturacaksınız, bakanlıklar kuracaksınız, idare edeceksiniz, toplumu kontrol edeceksiniz, polisiniz, askeriniz, bir takım kurumlarınız, bakanlıklarınız vesaire olacak. Bunun için ne yapacaksınız? Kaynaklara ihtiyacınız var. Bu kaynağı ortaya çıkaran şey de modern ekonomidir. Yani kapitalizmdir. Kapitalizmin ortaya çıkarttırmış olduğu vergilendirilebilir refah olmasa modern devlet ya da modernitenin kendisi, kapitalist modernite mümkün olamayacaktı. Bundan dolayı kapitalizm söz konusu olduğunda da önümüze çıkan şeye biz sermaye birikimi diyoruz. Sermaye birikimi de ise bu sermayenin sahibi olan burjuva sınıflar ve onların siyasal temsilcileri modern devlet ve sermayeyi biriktiren, birikmesine vesile olan ve kendisi de aslında o sermayenin bir parçası olan, yani metalaşan emek süreçlerinden bahsetmek zorunda kalıyoruz. Yani emekçiler
proleterleşiyor, işçileşiyor. İşte bu süreçte sermaye birikiyor ve bu sermayenin sahibi sınıf bütün modernitenin üzerinde inşa edileceği zenginliği ortaya çıkıyor. Yani meselenin özü aslında bu. Şimdi bizim tarih yazımımızda şöyle bir anlatı var günümüze gelene kadar. Bu bizde yok. Biz derken tırnak içinde tabii biz kimsek. Bizim ülkemizde yok diyelim en kibar şekilde. Yani Türklerde mi yok, Türkiye'de mi yok onu bilmiyorum. Osmanlı'da böyle bir sermaye birikimi yok. Sermaye dışarıdan geldi. Anlatısı bu sermaye birikimi olmadığı için bu sermayenin sahibi yani zenginlik çünkü bir şekilde de böyle bir bilinç var. Sermayeye niye ihtiyacınız var? Modern bir devlet, modern bir ülke kurmak istiyorsunuz siyasal seçkinler olarak. O zaman başka yerde gördüğünüzü iddia ettiğiniz, Avrupa'da olduğunu iddia ettiğiniz işte burjuvazi vergilendirilebilir bir zenginliği, sanayiyi, fabrikaları vesaire üretimi ortaya çıkarabilecek bir sosyal sınıfın da olması gerektiğini ve bunun da sizin üreteceğinizi, yapacağınızı iddia ediyorsunuz. Bundan dolayı Cumhuriyet de bunu iddia etmiştir. İkinci Meşrutiyet'te Milli İktisat da bunu iddia etmiştir. Aslında bu projenin jenerik adı, resmi adı Milli İktisat. Yani Milli İktisat nedir? Bir sermaye sınıfını, bir burjuva sınıfını yaratma ütopyası. Sanki yokmuş gibi. Yani kendinize ait bir burjuva sınıfı yaratıyorsunuz. Ona niye ihtiyacınız var? Çünkü o yatırımlar yapacak, milli iktisadı ayağa kaldırılacak ve mümkünse sanayileşecek, endüstrileşecek ve bir zenginlik ortaya çıkacak. Ve o zenginlikten ülke bir şekilde herkes nasibini alacak ama aynı zamanda bu zenginlik sayesinde bir modern toplum, bir modern devlet, bir modern ülke inşa edeceksiniz. Çünkü kaynak her şeyin sonu. Nasıl vergi bir devlet için maliye işin merkezinde işin esasıysa milli iktisatta da elbette ki bu inançla bu düşünceyle bunu hedefliyordu. Yani kendine yeter, kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir modern iktisadi hayat, modern bir üretim ve bu zengin bunun yaratacağı zenginlikle de bir modern ülke, modern devlet yazısı. Bunun için ikinci meşrutiyette iddiatçıların milli iktisadı 1908'den sonra ve Cumhuriyet'in devam ettirdiği ve mantıksal sonuçlarına ulaştığı hatta 1930'da sanayileşme hamlesiyle sanayi boyutunu da ortaya çıkarttığı mesele bu. Şimdi bizden önceki kuşaklar bunu yapanın sadece siyasi seçkinler ve devlet olduğunu ve bundan dolayı bunu sadece devlet yaptığı için de Türkiye'de toplumsal hayatın güdük, kötü geliştiği, işte kumara, kapitalizmi tam anlamıyla, piyasa ekonomisinin tam anlamıyla yukarıdan aşağı inşa edildiği için işte kumarhane kapitalizmi, işte yoz bir iktisadi anlayış vesaire gibi bir anlayışın, anlatının ortaya çıkmasına vesile oldu. Yani bir yandan bunu yukarıdan aşağı seçkinler yaptı ama işte otoriterleşme olduğu için devlet yukarıdan aşağı bunu gerçekleştirdiği için zenginler mesela burjuva olamadılar. Bundan dolayı demokrasimiz gelişemedi. Türkiye demokratik bir ülke tam anlamıyla olamadı. Demokratikleşmesinde çok ciddi sorunlar yaşadı. Neden? Çünkü tam anlamıyla bir sermaye birikimi burjuvazi olması gerektiği gibi doğal olarak tırnak içinde olmadığı için yukarıdan aşağı bu inşa edildiği için milli iktisat politikalarıyla demokrasimizde güdük oldu. Yani bunun için biz çok temel bir takım problemler yaşadık. Onun için Türk aydınının genelde sağcısı solcusu bize hep bunu anlattı. Yani Kemalistler de bunu söyledi, solcular, sosyalistler de bunu söyledi, liberaller özellikle bunu söyledi ki çoğunluğunun bu anlatısı zaten liberal bir anlatıdır. Muhafazakar, milliyetçiler vesaire de onlar da bize bunları anlattılar. Çünkü onların tartışmadıkları, ön kabul olarak önümüze koydukları bir takım teorik öncülleri, kavramsal öncülleri vardı. Yani onların bir demokrasi tanımı vardı, onların bir kapitalizm tanımı vardı, onların bir sermaye tanımı vardı. Oysa biz kabaca baktığımızda 18. yüzyıldan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda bir meta ekonomisinin, metalaşmanın ortaya çıktığını, bundan dolayı da ticarileşmenin, ticari tarımın, ticari ve metalaşmış insan ilişkilerinin 18. yüzyıldan itibaren yaygınlaşarak
ortaya çıktığını, 19. yüzyılda ise bunların yavaş yavaş kurumsallaşmaya başladığını, özel mülkiyetin geldiği, buna dair hukuksal düzenlemelerin yapıldığı, işte toprakta özel mülkiyetin vesaire ortaya çıkarttı. Bu siyasi reformların bunun dolayısıyla, tanzimat reformları dediğimiz bunun dolayısıyla yapıldığı bir dönüşümün gerçekleştirdiğini ve evrensel düzeyde dünyanın herhangi bir yerinde nasıl oluyorsa Osmanlı İmparatorluğu'nda da bu dönüşümün yaşandığını, fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle 19. yüzyıldan itibaren dünyadaki egemen devletler içerisinde klasman değiştirdiğini, daha ikinci, üçüncü pozisyonlara düştüğünü ama hala o düveli muazzamanın bir parçası olmaya bir şekilde devam ettiği, fakat siyasi ve iktisadi mali olarak daha tabiyet ilişkisi içerisine girdiği ama aynı dönüşümü mütevazi de olsa yaşadığını bir şekilde görüyoruz. Ve 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu dünya ekonomisine entegre oluyor. Dünya kapitalist, dünya ekonomisi içerisinde entegre oluyor. Ve dünya ekonomisi içerisinde çok ciddi bir liberal kurumsal düzen var ki Osmanlı İmparatorluğu gerek 1838 Balta Limanı Anlaşması'yla gerek Kırım Savaşı ve sonrasında aldığı borçlarla yaptığı, tanzimat süresince yaptığı sosyal siyasal reformlarla, özellikle yasal düzenlemelerle, daha sonra da doğrudan yabancı yatırımlarla 1880'lerden itibaren bu liberal düzen, kurumsal düzen içerisinde bu dünya ekonomisine entegre olduğunu belli düzeylerde görüyoruz. Fakat bu milli 1908 devriminden sonra, yani bir siyasal devrimden sonra, bu 19. yüzyıldaki özellikle devletler arasındaki ilişkilerdeki dengesizlikler vesaire birçok nedenden dolayı, burada hepsini inceleyemeyeceğimiz nedenlerden dolayı, bu iş bölümünden, uluslararası ekonomideki iş bölümünden ciddi bir şekilde rahatsızlık duyulduğunu, biraz bundan kopuş, yani gelişmek ve ilerlemek için dünyadaki yerini daha üst sıralara taşımak için bir takım tartışmaların gerçekleştiğini görüyoruz ki bu Osmanlı'ya has bir şey değil. Japonya'da, Çin'de, Rusya'da da bu tartışma oluyor. Kıta Avrupa'sında, Almanya'da da benzer tartışmalar oluyor ki bizim milli iktisat dediğimiz düşünceyi, tartışmayı da Zafer Toprak gibi öncü isimlerin ortaya çıkarttığı gibi aslında Almanya'daki tartışmalardan da bir şekilde öğrendiklerini görüyoruz. Ama niye öğreniyorlar? Aslında çünkü böyle bir ihtiyaçları olduğu için öğreniyorlar. Yani serbest liberal ekonominin karşısında korumacı, devletin de müdahil olduğu başka türlü gelişme ilişkilerinin ortaya çıkardığı. Çünkü bunun dışında bir zenginleşmenin çok mümkün olamayacağı, liberal üstünlükler teorisi çerçevesinde, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler çerçevesinde Osmanlı'nın iktisadi gelişmesi, çünkü bir gelişme ideolojisi de var aynı zamanda, kalkınma ile ilerleme ideolojisi var. Daha iyi yerlere ülkenin gelmesi noktasında seçkinlerin farklı tartışmalar içerisine girdiklerini görüyoruz da tabii bunun da birçok ayrıntıları var. Milli iktisadın içerisinde de çok farklı şeyler var, kamplar var. Bizim için önemli olan ne? Diyorlar ki işte gelişmek istiyorsak milli iktisat çerçevesinde işte sanayileşmemiz lazım, zenginleşmemiz lazım. Bunun için de bizim de bir milli burjuvazimiz olması lazım. İlk önce bunu Osmanlı kontekstinde, Osmanlıcılık ideoloji çerçevesinde milli iktisadı tanımlamaya çalışıyorlar. Fakat daha sonra yükselen Türkçülük akımıyla birlikte, özellikle Balkan Savaşları'ndan sonra, bu Müslüman Türk burjuvazisinin inşası şeklini alıyor. Aslında bunu bu hale getiren, yok olduğu varsayılan ama Anadolu'da, özellikle Anadolu taşrasında yavaş yavaş palazlanan eşraf, Müslüman eşraf, Müslüman burjuvazi, ki yavaş yavaş çok sayıda şirketler kurmaya başlayacak, çok ciddi finans kurumlarını kurmaya başlayacak ki bugün günümüz, şimdi konuşmamın yarısına yaklaşıyorum, bugünkü konumuz olan İtibar-ı Milli'yi ve İş Bankası'nı da aslında kuracak olan, kurulmasına vesile olacak olan toplumsal tabanda bu sosyal sınıf, bu Müslüman Türk burjuvazisi. Yani hem Müslüman Türk milliyetçiliğinin toplumsal tabanı, çünkü böyle bir ihtiyacı var. Gayrimüslimlerin tasfiyesine gidiyor. Çok ciddi bir demografik dönüşüm olacak. Balkan Savaşları'ndan sonra özellikle 1915'te biliyorsunuz
tehcir ve soykırım tartışmaları çerçevesinde daha sonra mübadeleyle ve onun öncesinde sonrasında çok ciddi bir demografik dönüşüm olacak ve bir homojenizasyon, nüfus homojenizasyonu gerçekleşecek. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi 20. yüzyıl başında. İşte burada Müslüman Türk burjuvazisinin çok önemli bir sosyal sınıf olduğunu ve hem 2. Meşrutiyet'te İttihat Terakki'nin toplumsal tabanı hem milli mücadeleyinin toplumsal tabanını ve özellikle Cumhuriyet'in inşasında da çok önemli bir toplumsal sınıf olarak perde arkasında durduğunu göreceğiz. Neden perde arkası? Çünkü dünyanın her yerinde İngiltere'ye de gitseniz, Fransa'ya da gitseniz, Almanya'ya da gitseniz burjuvazi sınıfının en önemli temel özelliklerinden bir tanesini kendisini çok iyi bir şekilde gizler. Yani kendisini bir halk olarak lanse eder. Öyle yansıtır. Yani kendisini diyeceksiniz ki olur mu canım işte gösterişçi tüketimden tutun da işte binaları, oturdukları mahalleler, işte sosyete hayatı vesaire kültürel anlamda falan bu kadar işte conspicuous consumptions dediğimiz gösterişli tüketimin bu kadar revaçlı olduğu kapitalist çağda nasıl kendisini gizler? Kendisini gizler. Nasıl gizler? Şöyle gizler, bir kere kendisinin halk olduğunu iddia eder. Yani Fransız devriminde 3 sınıf perspektifinin ortaya çıkması, değil mi? İşte 3. sınıf, yani kendisini halk olarak Fransız devriminden olarak şey yapması ya da işte İngiltere'deki middle class discourse, middle class söylemi, orta sınıf söylemi. Yani biz orta sınıfız. Yani first class dediğimiz şey o aslında aristokrasiye ait. Yani aristokrasi var, ayrıcalıklar var. Burjuva toplumu ise ayrıcalıksızlıkların toplumu olduğu için siyasal anlamda aslında herkes eşit. Herkes burjuva olabilir. Herkes yırtabilir ideolojisi. Bundan dolayı burjuvazi her zaman kendisini Fransa'da da, İngiltere'de de, Almanya'da da gizler. Bir yerlere gizler. Orta sınıf ideolojisi aslında zaten orta sınıf tartışmaları da genelde buradan ortaya çıkar. Bundan dolayı hem Osmanlı İmparatorluğu'nda bir burjuvazi yaratmak sanki yokmuş gibi bunun palazlanması. Palazlandığı zaman da adamcağızlar ortaya çıktıkları zaman da cezalandırılır. Şu erken cumhuriyetteki birçok yolsuzluk hikayesi odur. Aslında yolsuzluk normdur. Bütün toplumlarda ve devletlerde. Fakat bu ortaya çıktığı zaman biliyorsunuz bir yolsuzluk olarak şey yapılır. Darbe gibidir. Yani darbe yapmak başarılı olduğu zaman suç değildir ama başarısız olursanız idam edilirsiniz ya. Yani 12 Eylül ile Talat Aydemir arasındaki fark gibi. Bu da biraz öyle bir şeydir. Şimdi bu neden önemli? Şundan dolayı önemli. Çünkü bu dönüşümde özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyıl başında bu sınıf aslında ciddi anlamda bir takım kararlar veriyor. Mesela 19. yüzyılın ortalarından itibaren gayrimüslimlerle çok ciddi ortaklık ilişkileri geliştirirken işte ulus devletin inşasına doğru giden bir dönemde farklı stratejik kararlar alıyor. Çünkü farklı çıkarları oluyor. Ulus devletler kurulurken birileri gidecek, birileri kalacak. O zaman o ortaklık içerisinde olduğunuz kişilerle de dair farklı tasarruflar içerisine giriyorsunuz. Yani meselenin çok fazla boyutu var. Biz bugün bankacılık üzerine konuşacağımız için biraz oraya odaklanalım. Şimdi bu sınıf 20. yüzyıl başında hem çok farklı sektörlerde bir takım ticari şirketler kuruyor. Aynı zamanda da ekonomide çok önemli bir müessese olarak kredi müesseseleri, yani bankalar çok önemli bir yer teşkil ediyor. Onun için 1838 Balta Limanı çok önemli bir dönüşüm getirdiği zaman işte Galata bankerlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Çok ciddi dış borçlanma ortaya çıktığı zaman işte Osmanlı Bankası'nın ortaya çıktığını görüyoruz. İşte Duyun Umumiye kurulduğu zaman, Osmanlı iflas ettiği zaman orada işte emekli sandık, tasarruf sandıklarının ortaya çıktığınız emanetlerin ortaya kurulmaya başladı. Ziraat Bankası'nın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Milli katla da birlikte bu burjuvazinin taşrada, Anadolu'da güçlü olduğu yer. Buralar nereler? Mesela işte Manisa, Aydın, İzmir'de, Ege bölgesinde hem bankaların ortaya, yerel bankaların hem şirketlerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Çukurova bölgesinde, Adana, Mersin civarında, Eskişehir, Konya arasında, Eskişehir, Konya, Ankara attı. Çok ciddi şirketlerin ve bankaların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. İstanbul tabii ki de önemli merkez ama Adapazarı, ki çok önemli bankalar kurulacak Adapazarı'nda. Cumhuriyet'te çok uzun yıllar
göreceğimiz bankaların ilk adımları ikinci meşrutiyette Adapazarı civarında olacak. Karadeniz'de çok önemli ailelerin ortaya çıktığını ve bu kurulmuş yerel şirketlere ve bankalara ortak olduklarını vesaire göreceğiz ki İtibarı Milli İş Bankası yine bu ailelerin, bu şirketlerde, bu bankalarda gördüğümüz ailelerin yatırım yaptığı, para koyduğu bankalar olacaklar. Bu ikinci meşrutiyette milli iktisat politikaları çerçevesinde bu kesimin önemli roller oynadıklarını, aynı zamanda toplumsal hayatta, sosyete hayatında ön plana çıktıklarını, kültürel kurumlarda olsun, toplumsal kurumlarda olsun çok ciddi kendilerini temsil ettiklerini görüyoruz. Odalarda, donanma cemiyeti gibi cemiyetlerde, hayır kurumlarında vesaire çok ciddi anlamda rol oynadıklarını görüyoruz. Sadece iktisadi alanda, şirketlerde, bankalarda değil, toplumsal hayatta da, milli kurumlarda da, hayırseverlik faaliyetlerinde vesaire de, aynen evrensel dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ön plana çıktıklarını görüyoruz. Siyasal hayatta mebus olduklarını görüyoruz. Orduya çocuklarını verdiklerini. Şimdi ordu çok önemli asker olarak ama askerlerin ordudaki bir takım komutanların toplumsal, ailesel arka planları üzerine çalışma yapılmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Aslında çalışma yaptığınız zaman bunların çok ciddi toprak sahibi, ailevi sınıflardan vesaire geldiklerini görebiliyorsunuz. İşte bugün de günümüzde artık biraz bunlar üzerine gidiliyor. Ne yapıyorsunuz? Devlete bürokratlar vermeye falan başlıyorsunuz. Aslında oradaki siyasi elit dediğiniz böyle uzaydan Türkiye'ye gelmiş kesimler değil. Ya da işte öne çıkartılıp öyle anlatılması sevilen hikayeler değil, değil mi? Isparta'nın bir köyünden işte bir kafası çıplak, baldırı çıplak bir Süleyman Demirel geliyor ve ondan sonra işte Türkiye'de belli konumlara geliyor işte çünkü sadece köylüler olduğu için işte oradan bir şekilde modern eğitim sisteminden, bürokrasi ve devlet sayesinde bir yerlere gelen şahsiyetler olabiliyor sadece anlatan. Oysa bu hiçbir zaman hiçbir şekilde böyle değil de dedim ya burjuvazi kendisini saklamayı sever bir şekilde. Bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şimdi bu kredi müesseseleri elbette ki devletle bunlar arasında bir ilişkisellik var. Dedim ya kapitalizm ortaya çıktıktan sonra toplumsal sınıflarla birlikte modern devlet de bununla ilişkili olarak ortaya çıkıyor. Onun için bir yerde devlet, bir yerde toplum, bir yerde işte toplum, cemaatler, sınıflar böyle birbirinden kavanozlar şekilde ayrılmış bir hikaye yok. Onun için hani devleti anlatalım, öteki tarafı anlatalım çok mümkün değil. Ya da devleti anlatmadan, siyaseti anlatmadan toplumsal gelişmelere odaklanalım. Bunlar bir bütün, bunlar bir totalite. Bundan dolayı bizden önceki jenerasyonların anlattıkları yanlış demiyoruz, eksik diyoruz. Eksiklik yanlışı getiriyor. Yani sadece muktedirler, siyasi elitler ve devlet yok. Diğerleri de var. Çünkü diğerleri olmadan burayı anlatmak anlamsız oluyor. Çünkü bu devlet de aynı zamanda onların ilişki içerisinde olduğu bir kurum. Ha. Onun için biz hani devlet yok, siyasi elit yok, bunlar önemsiz demiyoruz. Bundan dolayı da bunların da devletten bir talepleri var ve devleti yönlendirebiliyorlar. Ne kadar toplumda iktisadi, sosyal, kültür olarak gücünüz varsa o kadar da muktedir olursunuz. Bundan dolayı İtibarı Milli Bankası'nın Birinci Dünya Savaşı'nda kurulması biraz bununla ilişkili bir husus. Yani bunu İttihat Terakki içerisinde birçok kanat vardır ama temelde iki kanat vardır. Makalede merak edenler ayrıntılarını biraz bulabilir. Bir Cavit Bey, daha liberal okul çerçevesinde bir iktisadi anlayışa sahip olan ve kendi kişisel ilişkileri olan Hüseyin Cahit Yalçın gibi dönemi çok önde gelen bir kanaat önderi, işte hem Duyun-u Mumiye'de yönetici, hem işte İtibarı Milli Bankası'nın ilk yönetim kurulu başkanı olacak vesaire. Cavit Bey grubunun kurduğu bir banka. Onun yanında yine Kara Kemal'in öncülüğü. Çünkü Osmanlı Bankası, daha öncesinde kurmuş Osmanlı Bankası biraz bir devlet bankası hüviyetinde olduğu için ve para basma yetkisi onda olduğu için, ama bu bankanın sahibi adı Osmanlı olsa bile İngiliz ve Fransız sermayesi olduğu için tabii, ve bunlarla da savaş açılıyor ve orada ileride devlet bankası olacak ve milli iktisat politikalarını şekillendirebilecek bir itibarı milli bankası kuruluyor. Çünkü bu burjuvazi aynı zamanda savaş ekonomisi çerçevesinde
savaş zenginleri diye bir mefhum vardır Türk tarih yazımında. Bunlar yoktan var edilmemiştir aslında. Zaten var olan esnaf, eşraf bir şekilde savaş ekonomisi çerçevesinde de palazlanmaktadır. Bir takım siyasi ilişkiler çerçevesinde de elbette. Bunların da ihtiyaçları doğrultusunda İtibari Milli Bankası savaşın sonuna doğru 1917'de tam anlamıyla kurulduğunda savaşın sonunda çok ciddi karlar elde eden bir bank olarak ortaya çıkacak. O savaş ekonomisinin tam da göbeğinde. Bu bir iddiatçı banka olarak elbette ki temayüz edecek. Bundan dolayı da benim makalemde mevzu bahis ettiğim konu aslında burada başlıyor. Çünkü bu kredi müesseseleri çok önemli. Bir su içeyim. Yerel bankalar var. İtibari Milli Bankası da aslında bir ulusal banka olarak kurulsa da aslında İtibari Milli Bankası da tam anlamıyla yerel bankacılıktan kurtulamamış banka. Merkezi İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, Bursa'da bir şubesi olacak. Daha sonra Adana'da açacak. Yani Cumhuriyet kurulduktan sonra 4 ancak şubesi olacak İstanbul'la birlikte. Yani aslında yerel bankadan hallice bir banka. Ama İstanbul'da ve İttihatçılar ve Ulusal Ekonomi çerçevesinde kurulduğu için tam anlamıyla bir yerel banka hüviyetine de sahip değil. Şimdi İzmir İktisat Kongresi toplandığında 1923'te bu sınıf ve bu İktisat Kongresi'nde bir araya gelen kesimler, hem toplumsal kesimler, çiftçiler, köylüler, sanayiciler, tüccarlar, zanaatkarlar vesaire, hem de siyasiler, İstanbul sermayesi, İstanbul'daki sermaye grupları, onların temsilcileri, odalar vesaire, hem de Ankara'daki milli mücadeleyle daha çok haşır neşir olan odalar, iktisadi aktörler vesaire ve aynı zamanda siyasiler, Ankara'nın işte bakanlıkları ki Ekonomi Bakanlığı, İktisat Vekaleti bu kongreyi toplayacak 1923'te. Bu 1923'teki toplumsal aktörlerin temel taleplerinden bir tanesi, burjuvazinin hızlı şekilde gerçekleştirecek taleplerinden bir tanesi bir kredi müessesesi. Çünkü iş yapmak istiyorsanız sermayeniz olsa bile, bugün gidin herhangi bir sanayi sahibi, bir burjuvaziyle vesaire konuşun, krediyle iş yapmak sınıfsal olarak daha uygundur. Bundan dolayı iş yaparken para çevrimi önemlidir. Onun için kredi büyük miktarda sermaye sahibi olsanız da iş aleminde iş yaparken, yatırım yaparken, ticaret yaparken banka ve bunun sağladığı ticari krediler, daha sonra daha büyük miktarda sabit sermaye yatırımı yapacaksanız sanayi kredileri bu sınıf için çok önemlidir. Bundan dolayı kredi müessesesi talebi 1923 Türkiye İktisat Kongresi'nde İzmir'de toplanan, orada da ciddi bir şekilde gündeme gelecek ki bir tesadüfün eseri olmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli bankası olan Türkiye İş Bankası 1924 yılında hemen kongreden bir sene sonra kurulacak. Şimdi 1924'te İş Bankası kurulduktan sonra 1927'de İtibari Milli ile Türkiye İş Bankası birleştiğinde, benim makalede konusunu ettiğim birleşme, iki banka birleşiyor 1927'de. Bizden önceki kuşaklar hemen bunu şu şekilde anlatmaya başladılar. Aha! 1924'te Türkiye İş Bankası'nı en büyük kurucu ortağı, kurucusu sermaye kuran Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ve ona yatırımda bulunanlar işte Cumhuriyet'in önde gelen mebuslarıydı vesaire. Siyasilerin kurduğu, yönetim kurulu bir takım mebuslardan oluşuyordu vesaire. İşte Cumhuriyet projesiydi. Cumhuriyet elitinin kurduğu, devletin kurduğu bankaydı. Onun için özel banka olması bile İş Bankası'nın birçok zaman unutulur. Kemalistlerin bankası. İtibari Milli Bankası da artık güçten düşmüş. 1926'da da Mustafa Kemal'e suikast çerçevesinde tasfiye ediliyor iddiatçılar. Kemalistlere intisap etmemiş zaten. O zaman da İttihatçıların Bankası İtibari Milli birleşti. Demek ki ne oldu? Cumhuriyetçilerin, Kemalistlerin Bankası İttihatçıların artık gözden düşmüş, yenilmiş İttihatçıların Bankası'na el koydu. Şimdi bu onların kuşağı açısından çok mantıklı. Neden? Çünkü siyaseten okuyorsun. Benim deminden beri anlattığım toplumsal, ekonomi, total bakış açısından çok fazla haberdar olmadıkları için, bunu çok sevmedikleri için, burayla ilgilenmedikleri için olayı siyaseten okumak istediler.
Ama tabii ki de bu olgularla örtüşmüyor. Çünkü bu bir siyasi analiz değil. Bunun adı komploculuk. Yani bir takım gerçek gelişmeleri gerçek olmayan mekanizmalar dolayısıyla gerçekleştiğini iddia edersiniz. Bunun sosyal bilimle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu tipik bir komplocu düşüncedir. Yani olayı siyaseten okumasının ötesine götürerek bir okuma yaparsınız. Şimdi benim makalemde yapmaya çalıştığım aslında konuşmamın ilk başında yaptığım çerçeveyi bu birleşme hadisesine tatbik etmek. Yani gerçek donelerle, gerçek verilerle, gerçek bilgilerle fikir sahibi olmaya çalışmak. Çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsınız. Bu konu hakkında bir değerlendirme yapamazsınız. Bilgi sahibi olduğumuzda da makalede onları serdetmeye çalıştım bir şekilde. Bunlar neydi? Bunlar şuydu. İtibarı Milli Bankası, evet, bir milli iktisat ve bundan dolayı da bir iddiatçı projeydi. Ama İttihat Terakki'nin belli bir kanadının, belli bir bölümünün kurduğu bir bankaydı. Ve bu banka 1918'de Osmanlı İmparatorluğu yenilip iddiatçıların önde gelen şahsiyetleri de yurt dışına kaçmak zorunda kaldıklarından sonra mütareke döneminde 1919'da İstanbul hükümeti, ki İstanbul hükümeti biliyorsunuz iddiatçı karşıtı bir hükümet olacak. Sarayın özellikle Vahdettin'den sonra milli mücadele karşıtı saray idaresinin ve onun çerçevesinde olan siyasi elitlerin, Ali Kemaller gibi, ki Kemalist rejimin çok sevmediği grupların itibarı millide etkin olmaya başladığını görüyoruz. Bunun da en büyük ispatı, ki bankanın müdürü her zaman yabancılardan oluşuyordu. Bir milli iktisat, bir milli proje olmasına rağmen. Müdürler bankacılıktan anlayan yabancı uzmanlar tarafından seçiliyordu. Onlardan seçiliyordu. Bundan dolayı yönetim kurulu başkanı temsil ve yönetim kurulu. Yönetim kurulunda da iddiatçılar zamanında Hüseyin Cahit Yalçın, iddiatçıların önemli kanaat önderlerinden birisi olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda Cavit Bey, bankanın gerçek kurucusu ve fikir babası, onunla da çok ciddi kişisel ilişkisi olan, ki Cavit Bey 1926'da İstiklal Mahkemesi tarafından mahkum edilip idam edildiğinde de onun oğluna sahip çıkan kişi olacak. Yani burada da şahsi ilişkiler bu bankanın çerçevesinde de önemliydi ve resmi kurumlar, donanma cemiyeti, maliye vekaleti gibi bu bankaya sermaye koyan önemli resmi kurumlar veya gayri resmi kurumlar da var. Yani iddiatçılığı elbette ki tartışma götürdü. Fakat 1919'da 1924 arasında bu bankanın yönetim kurulu başkanı Damat Mehmet Şerif Paşa. Damat Mehmet Şerif Paşa'yı kişi olarak Nutuk'ta aratırsanız Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar bu kişiden haz etmediğini, bu kişinin daha sonra hükümete de, İstanbul hükümetine de bakan olarak girdiğini ve ne kadar milli mücadele ve Mustafa Kemal karşıtı olduğunu görebiliriz. Ama aynı zamanda iddiatçı da olmadığını görebiliriz. 1924-25'te halifelik hilafet kaldırıldıktan sonra ve Osmanlı hanedanı sınır dışı edildikten sonra, tabii Damat Mehmet Şerif Paşa da onlarla birlikte hanedan üyesi olduğu için sınır dışı edilmişti. Onun yerine Aynizade Hasan Tahsin Bey, iddiatçı olarak görülebilecek bir kişi, ki hem iktisadi tarihimizde, iktisadi düşünce tarihimizde hem de maliye tarihimizde önemli bir şahıstır kendisi. Onun yönetim kurulu başkanı olduğunu görüyoruz. Onun iddiatçılığı tartışılabilir ve bu dönemde yine makalede göstermeye çalıştığım gibi bu iddiatçılık ve onların karşıtları arasında bir tartışmanın da banka çerçevesinde yürüdüğünü görüyoruz. Fakat banka çok küçük sermayeler tarafından oluştuğu için, hem kurucu hisse senedi sahibi kişiler aslında çok kendilerini temsil edebilen kesimler değil. Yani küçük hisse senedi sermaye sahipleri var. Bundan dolayı yönetim kuruluna hakim olan ve yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda da devletin, çünkü maliye vekaleti 50 bin hisseye sahip. Bundan dolayı ciddi anlamda devletin de dahili var. Şimdi 1923-24'ten sonra devlet önemli bir söz sahibi olacağı için ve bu da artık Ankara hükümeti tarafından temsil edildiği için itibarı millinin
böyle bir iddiatçı, hatta Ankara karşı banka olması mümkün değil. Ki 25'te Aynizade Hasan Tahsin tam olarak sebebini bilmesek de tasfiye edilecek ve yerine hem Mustafa Kemal Atatürk'le hem de Ankara'daki rejimle çok uyumlu olan Kastamonu'nun mebusu Necmettin Molla. Yani Atatürk'ün İstanbul'a geldiğinde 27'den sonra evinde kalabildiği, güvendiği bir şahıs. Zaten 1925'te yönetim kurulu başkanı olarak Necmettin Molla, Kastamonu mebusu İtibar-ı Milli'nin başına geçecek. Zaten dediğim gibi genel müdürünün bir iddiatçılık olma durumu yok. Bankayı yöneten, teknik anlamda yöneten kişinin, zaten bir yabancı İtalyan. Bundan dolayı bu bankanın olgusal olarak iddiatçı ve 24'te İş Bankası kurulduktan sonra ve gelişmeye başladıktan sonra bir Ankara-İstanbul çekişmesi, bir Kemalist iddiatçı çekişmesi çerçevesinde iki bankanın birleşmesinin gerçekleştiği iddiasını destekleyecek herhangi bir elimizde done yok. Olmadığı gibi zaten mantıklı da değil. Bundan dolayı 1927'yi, çok ayrıntılarını veriyorum, ortaya toplanan genel kurullardan bahsediyorum, olağanüstü genel kurullardan, oradaki genel kurullar, ama çok daha önemli bir şey söylüyorum. 1927'de daha önce bu komploları yapanların bilmedikleri bir hadiseyi ortaya çıkıyorum. Çünkü 1927'de iki banka birleştiğinde İtibar-ı Milli'nin en büyük ortağı Türkiye İş Bankası. Yani İş Bankası 1927'de iki banka birleşirken İtibar-ı Milli'yi adeta satın alarak, piyasadan hisse senetlerini toplayarak, satın alarak iki bankayı birleştiriyor. Ve makalede gösterdiğim gibi İtibar-ı Milli Bankası'nın genel kurulunda en büyük ortak olarak oturan kişiler Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Celal Bey, Celal Bayar ve Siirt mebusu Mahmut Bey, Mahmut Soydan, yani İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı. En büyük ortak olarak İtibar-ı Milli'nin genel kuruluna katılıyorlar. Bundan dolayı zaten 1927'de birleşme kararı aldığında İtibar-ı Milli, onun kararını aldırtan, o oyda oy çokluğunu sağlayan Türkiye İş Bankası'nın kendisi. Yani ortada bir siyasi karar veçesini biraz sonra anlatacağım. Bir iddiatçı, Kemalist bankalar üzerinde bir proje olması ve kavga olması mümkün değil. İtibar-ı Milli artık yeni rejimle barışık bir yönetime sahip olan, iddiatçıları temsil eden herhangi bir kimsenin olmadığı, sermayesi herhangi bir siyasi grubu temsil edilebilecek bir merkezlikte olmayan, Anadolu'ya dağılmış küçük hisse senedi sahiplerinden oluşan bir görüntüye sahip olan bir banka. Ama aynı zamanda 1926-27 yıllarında en büyük hisse senedi sahibinin de Türkiye İş Bankası olduğu. Bu neden böyle? Çünkü İtibar-ı Milli'nin borsadaki hisse değerleri yarı yarıya düşmüş durumda. Yani 10 lira olması gereken hisse senedi 5 lira civarında işlem görmekte. Yani borsaya gidip bir İtibar-ı Milli hisse senedini 5 küsur liradan alabiliyorsunuz. Bundan dolayı İş Bankası'nın hisse senetlerini İtibar-ı Milli'nin aldığını, yani ekonomik olarak İtibar-ı Milli'yi aslında satın aldığını ve kongresine katıldığını ve mevzuat çerçevesinde İtibar-ı Milli ile İş Bankası'nın birleştiğini, daha doğrusu İtibar-ı Milli'nin İş Bankası'na katıldığını görüyoruz. Yine literatürde çok söylenir, o da büyük bir cehaletin şeyidir. İtibar-ı Milli'nin sermayesi 4 milyon. Aslında ödenmiş sermayesi bunun yarısıdır. Ki bu da bütün bankalarda böyle. Osmanlı Bankası'nın da bütün 19. yüzyıl boyunca sermayesi 10 milyondur. Ama bunun sadece yarısı ödenmiştir. 5 milyondur. Yani bankaların sermayelerinin zaten yarısı ödenir. Bunun tek istisnası Türkiye İş Bankası'dır. Kurulduğunda 1 milyon, daha sonra 2 milyonun tamamı ödenecek. 4 milyonluk birleşme sonrası bankanın tamamı ödenmiş 4 milyon haline geldiğinde
tamamı ödenmiş, 2 milyonu ödenmiş İş Bankası'yla, yarısı ödenmiş, 4 milyon, 2 milyon ödenmiş İtibar-ı Milli birleştiğinde 4 milyonun tamamı ödenmiş tek bir banka haline getirecek. Yani bir yandan iktisaden gerçekleşmiş bir birleşme, diğer yandan yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir birleşmeden bahsediyoruz. Ve benim makalem bence bunu ispatlıyor. Peki burada bir siyasi veçe yok mu? Burada bir siyasi arka plan hiç mi yok? Elbette ki var. Zaten siyaset, iktisat, toplum, kültür, bunları böyle kavanozlardaymış gibi birbirinden ayıramazsınız. Ve benim makalemde anlattığım gibi bunun arkasında da bir siyasi proje var. O da tek parti dönemi Türkiye'sinin verimlilik ve iktisat anlayışı. Yani inhisarcılık, yani tekelcilik politikası, yani milli kaynakların tek elden yönetimi. Ha, bu eleştirilmez mi? Eleştirilebilir tabii ki de. Yani tek parti döneminde dünyada egemen olan evrensel düşünce aslında bir şekilde bu, yani mevcut kaynakların daha verimli olarak sonu 20. yüzyılın başı bir temerküz anlayışı var. Bunun arkasında yatan tek parti döneminin tekçi anlayışı. Yani ki diğer sektörlerde, diğer alanlarda da bu tekçi anlayışı ve yapıyı, yani birleşme, kaynakları birleştirmek, bu birleştirdiğimiz kaynakları tek elden yönetmek anlayışı. Yani bizim bir milli bankamız varsa, olacaksa ve özel sektörde bunlar birleşsinler, daha verimli bir şekilde kredi müessesesi olarak görev ifa etsinler. Bence siyasi anlamda ki bunun da örneklerini beyanatlardan vesaire hem öncesinde hem sırasında hem sonrasında 30'lara gidecek şekilde bunun örneklerini makalede vermeye çalışıyorum. Şu anda hazırlamakta olduğum daha büyük bir kitap şeklinde bir tarihi çalışma var. Orada daha fazla ayrıntısına girme imkanı bulacağım. Anlatmaya çalıştığım hikaye genel anlamda bu. Yani bir yanda bir milli iktisat anlayışı, politikası ikinci meşrutiyetten gelen, ama bunun arkasında sadece modern devletler ve siyasi seçkinler ya da siyasi elitler, yani Mustafa Kemaller, İttihat Terakki Cemiyeti, Ziya Gökalpler yok. Aynı zamanda bir Müslüman Türk burjuvazisi var ve bunlar çok ciddi anlamda bir ilişki içerisinde. Bunun için toplumsal, siyasal, iktisadi, kültürel süreçleri birbiriyle bakışımlı ve ilişkili olarak ele almamız gerekiyor. Kurulan milli kredi müesseseleri bu çerçevede ortaya çıkıyor. Hem siyasi kararlarla, hem devlet politikalarıyla toplumsal anlayış ortaya çıkıyor. 1923 kongresinden sonra da 20'ler boyunca bu şekilde ortaya çıkıyor. Hemen hemen bir saate yaklaşıyoruz, 55 dakika. Kalbi anlatmaya çalışıyorum bu. Yani komplolardan uzak durun. Kimse yoktur. Sosyal, bu da benim anlattığım da elbette ki yanlışlanabilir her bilimsel tartışmada olduğu gibi, ama ancak arşiv belgeleriyle, bir takım bilgilerle, ondan sonra o bilgilere dayanarak bir fikri tartışma yürütmek mümkündür. Benim makalede anlattığım aslında ilk sizin toplantınızda Demet'in yarım bıraktığı ya da noktasını koyduğu yerden devam ettiği şekildir. Hocam ağzınıza sağlık. Normalde yayınlara dahil oluyorum ama siz öyle kaymak gibi anlatınca ben de hiç dahil olmak istemedim. Vallahi hiç sormadığın için ben de hiç susmadım. Bak, yoruldum ya. Biraz karşılıklı olmuş. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Umarım herkese faydalı bir yayın olmuştur. Herkese soru yok hocam. Galiba bir yorum var. Bu makaleyi kitaplaştırabilir misiniz diye filan diye öyle bir yorum gelmiş YouTube. Ben şimdi bir bankanın kurumsal tarihini bitirmek üzereyim. Evet, orada biraz daha ayrıntılı bir şekilde onun içerisinde bu mevzuyu tekrar anlatacağım. Evet. Ama şu anda ayrı olarak bir itibari Milli Bankası, İş Bankası birleşmesini kitap haline getirmeyi zaten gerek yok. Ha, ama tabii Milli Burjuvazi, Müslüman Türk Burjuvazisi üzerine, evet, daha yazmaya, evet, devam edeceğim.
İnşallah devamı gelir hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Herkese iyi günler. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eyvallah.